Bu dersimizde Oracle PLSQL döngülerinden while döngüsünü inceleyeceğiz. Yani while loop. While loop döngüleri, yani while döngüleri belirli bir şart sağlandığı sürece döngü içerisindeki komutların kullanıldığı döngü tipidir. Her döngüde şart tekrar tekrar kontrol edilir. Şart sağlanmazsa döngü ne zaman şart sağlanmazsa döngü o zaman sona erer. Yani şart sağlanana kadar döngü kendi içerisinde dönmeye devam eder. Bu şekilde şartı kontrol eden bir döngü tipi diyebiliriz bunun için. Şu şekilde en temel yapısı budur. Sintaksi, yani söz dizimi. While, while'dan sonra şartı belirtiyoruz burada. Daha sonra loop ve end loop içerisinde yapmak istediğimiz kodu, çalıştırmak istediğimiz kodu burada yazıyoruz. İlk olarak bunun için şöyle bir yapı hazırladık. Bir tablo oluşturacağız ve bu tabloya istediğimiz bir değer arasında veri girişi yapacağız ve bunu while ile yapacağız. Daha önceki döngülerde yaptığımız gibi. İlk olarak loop test tablomu oluşturuyorum. Gene TID isimli bir sütuna sahip ve integer değer alıyor. Çalıştırdım. Tablo oluşturuldu. Şimdi declare kısmında şu şekilde inceleyelim. Burası normal bir blok. Declare begin ve end'den oluşan bir normal blok. I adında PLS integer veri tipine sahip 999 varsayılan değerine sahip. Yani bu daha başlar başlamaz oluşturulur oluşturulmaz i değişkeninin 999 değeri var. Begin içerisinde şu şekilde bir while döngüsü oluşturuyoruz. Burada while i küçüktür 1100 dedik. Yani 1100'den küçük olduğu sürece i bu while'ı döndürmeye devam et. Bu döngü dönmeye devam edecek. I küçüktür 1100 loop i artı 1 i artı 1'i, yani elimizdeki i değişkeninin değerine bir değer artırıyoruz. Artı 1 yapıyoruz ve i değişkenini tekrar atıyoruz. Hemen altında insert into ile loop test, oluşturduğumuz loop test tablosuna veri girişi yapıyoruz. Neyi giriyoruz burada? I değişkeninin değerini. Yani bu i değişkeni sürekli arttığı için her döndüğünde, bu while içerisinde her döndüğünde yeni bir insert yapılacak ve bu değer yeni bir üst değer olacak sürekli arttığı için. Daha sonra end loop diyoruz ve bu işlemlerin veri tabanına kaydolması için commit diyoruz. Daha sonra begin bloğu kapatılıyor ve şu şekilde. Şimdi bu select yıldız from loop test ile tablomuza bakalım. Gördüğünüz gibi boş. Şimdi burada ne olmasını bekliyoruz? Baştan aşağı şöyle bir anlatmak gerekirse, PLS integer i değişkenimiz 999 değerine sahip. Bu aşağı doğru indiğinde, kod yukarıdan aşağı doğru çalıştığı için while'a gelecek ve while i değişkenine bakacak. 999 değerine sahip ve buradaki soruda diyor ki 1100'den küçük mü? Bakıyoruz. Evet, 1100'den küçük. 999. O zaman döngüye gir. Döngüye giriyor ve i değişkeni burada bekletiliyor. Burada i artı 1 diyor. Yani i'yi 1 artırıyor. Burası 1000 yapıyor. 1000'i i değişkenine aktar. Bu sefer ne oldu? I değişkenin değeri 1000 oldu. Insert into loop test value values i değişkeni dedik. Yani ilk değerimiz 1000 olması gerekiyor. Bunu kontrol edeceğiz birazdan. İlk eklenen kaydımız 1000 olması gerekiyor. Ve end loop commit dedik. Bu şekilde işlem gerçekleşti. Çalıştırdık. Anonymous block completed. Şimdi tekrar select yıldız from loop test diyorum. Ve şu şekilde gördüğünüz gibi ilk kaydımız 1000. Bizim hesapladığımız şekilde çalıştı. Ve 1000 kaydı gerçekleştirildi. İşte en altta 1100 var. Bu da gördüğünüz gibi 1100'e kadar olan bir while döngüsüydü. Bu nedenle 1100'de bu döngü tamamlanıyor.
Şu şekilde de tablomuzu silerek örneğimizi bitiriyoruz.